Yunanlılar ve Türkler bir lokma ekmeği birbiriyle paylaşabilen iki millet. Adı ne olursa olsun Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Yunanistan'a uzanan ellerin hiç ayrılmaması dileğiyle veda ettik dramaya. Yepyeni ve aydınlık bir sayfa açılmıştı Türk-Yunan dostluğunda. Gümülcine'ye giderken yol boyunca karşılaştığımız insanlar coşkuyla selamladılar dostluk trenini. Planımızda yoktu Yassıköy'de durmak. Ama istasyon önünde saatlerce beklemiş kalabalığın dostluk elini geri çevirmek olmazdı. Vagonlarımız Yassıköylüler için açıldı. Hepimizin özlediği tabloydu bu. Dostluk rüzgarıyla dalgalanıyordu Türk ve Yunan bayrakları. Rumlarla dostluklarımız gayet iyi. Alışveriş yapıyoruz, hepsi iyi. Ya onlar da olmadan benden alıyorlar. Bende olmayanı onlar alıyorlar. Çok iyi. Bayrakları görüncesi böyle, Türk bayrağı, Yunan bayrağı görüncesi o kadar seviniyoruz. Sadece televizyonda gördüğümüz bir şeydi yani. Şimdi tam karşımızda duruyor. Yok yani tüylerim diken diken oluyor abi. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Hasan Mollaoğulları da bu tablo karşısında gözyaşlarını tutamadı. Gümülcine istasyonundakileri bekletmek olmazdı. Yine dostça bir uğurlamayla çıktık yola. Dostluğu, barışı, kardeşliği özleyen insanların türküsüydü bu hiç dinmeyen alışlar. Herkes biliyordu, inanıyordu. Dostluk trenine atılan her adım daha büyük adımların habercisiydi. Türk'ünün dostluğu iyi olsun tabii. Bu treni burada mutluyuz, treni orada görmekten de daha çok mutluyuz yani. Ete çocuklar da torunlar da bayrak sallatlar dost olmalı. Daha ne diyeyim? Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh deyişinin şurada bir defa cihanda sulha ilk adım atışının temelleridir yani bana göre. Veyahut da daha bir defalarca yani cihanda sulha bir işareti olarak simgeleyebilirim. Türk-Yunan dostluğu açısından buraya bu izlerin vereceği çok simgeler vardır. Biz Batırakya Türkleri olarak bunun devamını ve bu dostluğun bir köprü oluşturmasını Batırakya Türk azınlığı olarak dileriz. Bugüne kadar hiç böyle dostluk görmemiştik. Bundan sonra böyle devam etmesini diliyoruz. Biz anneleri olarak bütün herkesin barış içinde yaşamasını, bütün dünya barışını, bu trenin bulmasını istiyoruz. Bunun devamını istiyoruz. İlelebet götürür Türk-Yunan dostluğu yürüsü. Πραγματικά είμαστε πολύ συγκινημένοι για την πρωτοβουλία των κοιτών και φίλων Τούρκων. Αυτό το τρένο ειρήνης και φιλίας είναι μια αρχή. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα γίνουν και άλλα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Πιστεύουμε στη φιλία των λαών και ευχόμεθα αυτή η φιλία να, τώρα που θεμελιώνεται να εδραιωθεί, να γίνει σταθερή μεγάλα θεμέλια. Dostluk treninin çok iyi bir başlangıç olduğunu hissediyoruz. Çok mutluyuz böyle bir şeyin olduğunu. Ve bu herhalde ilk adım olacak. Devamı da gelmesi lazım. Bekliyoruz. Siyah beyaz dostluk fotoğraflarına renklileri eklendi. 1930 yılında Atatürk ve Venizelos'un çektirdiği fotoğrafa bakan Gümüşhane
kıvılcım illerin arasında hem Türk hem Yunanlılar vardı. Venezuela'dan Atatürk nasıl dostluk yaptılar, yine de öyle olmalı yani bu zaman için. Bu trenin buraya gelmesine çok memnunuz yani Cumhuriyet treninin. Ve iki ülkeyi de iki ülkenin yakınlaşmasından iki azınlıkların İstanbul'da yaşayan Rum azınlığı ve burada yaşayan Türk azınlıkları inşallah bundan sonra bazı iyileşmeler olur ve daha mutlu olur burada azınlık yaşayan kişiler. Sık sık bu trenlerin ve sık sık Dışişleri Bakanlığı olsun, Başbakanlığı bir araya gelmesinin taraftarıyız. Atatürk Vakfı'nın burada bulunması Türk-Yunan dostluğun bir ifadesidir. Bu bizi iki halk için de çok önemli bir durumdur. Ben bu duruma bizzat kendim bile şahit oldum. Bu yakınlığın, tabi bu yakınlaşmanın sebebi acı anılarla gerçekleşti. Gerçi depremler, ben bizzat kendimi Yunan kurtarma ekibinden Marmara depreminde bulundum. Aynı şekilde bu felaketi biz de Atina bölgesinde yaşadık. Aynı zamanda Atina'da da bulundum. Orada AKUT, ENKA ekibiyle işbirliğinde çalıştık. Ve bu kardeşlik ve dostluk için Atina Başelçiliğine gidip kardeşlik ilan ettik. Ve gördüğüm kadarıyla bu hala devam ediyor. Ve gerçekten sevindirici bir olay. Ümit ederim ki bundan sonra böyle depremler, kötü anlar karşısında değil de böyle her zaman sevgi ve barış anlar içinde bir araya geliriz. Böyle mesela bugün olduğu gibi. Gümülcine ya da Yunanca adıyla Komotini'den ayrılmadan önce dostluk treni için verilen yemekte de Türk-Yunan dostluğunun örnekleri sergilendi. Yunan ve Türk sanatçılar hep birlikte söylediler şarkıları. İki ülkeyi de sarsan deprem felaketinde çok duygusal anlar yaşandı. İki komşu ülke birbirine yardım elini uzatarak insanların, iki ülke halklarının ne kadar büyük sevgiler beslediğini ortaya çıkardı. Fakat tabii ki bu sadece kurtarma ekipleri boyutunda kalsaydı belki de günün birinde unutulup gidecekti. Bu çabaların devam etmesi açısından, devam ettiğini görmemiz açısından barış trenini gerçekten büyük bir sevgiyle karşıladık. Batı Trakya burada yaşayan bütün insanlar olarak, sadece azınlık insanı dememek lazım. Yunanlı ve Türk halkları olarak burada gerçekten çok duygulu anlar yaşattı bize bu barış treni. Gerçekten gayet fazla çok duyguluyuz. Bu teşebbüsün gerçekleşmesi için katkıda bulunan yetkililere canlı gönülden Batı Trakya Türkleri olarak teşekkür etmek istiyoruz. Hiçbir şey engellememeli bu dostluğu ve kardeşliği. Dostluk fidanı kök salmalı artık Ege'nin iki kıyısında.